Minareler süngü, kubbeler mihen, camiler kışlamış, müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Bugün bir adam öldürüldü Tayyip. Memleketi için canını verirdi. Ne yaparsınız ulan? Bir kere ölür bir insan. Öleceksek adam gibi ölelim. Herkes söz verir, lakin sadece mert olanlar sözünü tutar. Bizler hizmet aşkıyla yola çıkmış neferleriz. Akif'in de söylediği gibi, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın... Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filminin fragmanıydı bu. Kısa bir zaman sonra vizyona girecek ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birebir sesini taklit edip herkesi şaşırtarak fenomen olan Gökhan Aslan, Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı bu filmin fragmanında Erdoğan'ı seslendirdi ve şimdi de Gülçin Ayça'nın yanında konuk. Sözü onlara Gökhan bakalım. Aslan'ı sosyal medyadan tanıyoruz ve aslında onunla konuşunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses taklidiyle sanki yanımızdaymış hissi veriyor. Kendisine dönelim ve aslında çok seveninin ve de aslında eleştirilerinin de olduğunu biliyoruz sosyal medyada. Siz bu ilgiyi tahmin ediyor muydunuz ve böylece de aslında Reis filminden bir teklif alacağınızı hayal eder miydiniz? Vallahi ben bu ilgiyi beklemiyordum çünkü benim rızamın dışında atılan bir videoydu bu. Sonra ben bir baktım haberim yoktu yani sabah uyandığımda benim videolarım patlamıştı. Ben hemen ne yapmam lazım diye düşündüm. Hemen Cumhurbaşkanlığımızın külliyesini aradım. Oradaki görevlilere dedim ki ben böyle bir video var internet ortamında. Onlar henüz izlememişler. Ben kendilerine söyleyince dediler ki yarım saat sonra biz size dönelim dediler. Ben telefon numaramı verdim kendilerine. Sonra dediler ki ya dediler ses tonunu sana iyi de konu biraz dediler şey. Nahoş olmuş dediler. Ben de bunun üzerine ne yapmam gerektiğini sordum onlara. Yani sizin bir öneriniz var mı dedim. Ben çünkü Cumhurbaşkanımıza hayran olan bir kişiyim. Video benim rızamın dışında oldu dedim. Hani atıldı internet ortamına. Onlar da arzu edersiniz dediler. Savcılığa başvurup videoların kaldırılmasına dair bir başvuruda bulunabilirsiniz dediler. Ben de bunun üzerine İzmir 7. Sulh Mahkemesi'ne giderek meramımı anlattım. Onlar bana URL kodlarını getir dediler. Evet. Videonun. Her videonun kendine ait bir URL kodu varmış. Ben o gün haberim oldu bundan. Ben ne anlarım yani? Peki. Onun üzerine... Onları sildiriyorsunuz bir şekilde ama kendiniz hayranlığınızı dile getiriyorsunuz. Çok izler miydiniz? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses taklidini yaptığınızı veya benzediğinizi ilk ne zaman fark ettiniz? 2009 yılındaki Davos konuşmasından itibaren. Yani çok büyük gurur duydum o konuşmasından. Yani... One minute biliyorsunuz malum. O beni benden aldı yani çok etkilendim o konuşmasından. Daha sonra her gün daha çok takip etmeye başladım. Mitinglerini, gittiği açılış törenlerini. İzleyemediğim, kaçırdığım şeyler olduğu zaman bile internetten izliyordum. O kadar çok bağımlılık yaptı bende. Onun üzerine böyle bir hayranlık oluştu. Zamanla ses tonu derken vücut dili sonra işte malum. Evet. Zaten herhalde sadece ses tonu değil, mimikler ve jestler de beraberinde evet, geldi. Bunlar. Ve sonrasında da Reis filmi için teklif. Fragmanda sesinizi duyuyoruz ama filmde de duyacak mıyız? Valla bu nasip diyelim. Çünkü buna yapımcılar karar verecek. Ben elimden geleni yaptım. Yalnız bu 15 Temmuz malum darbe girişiminin hemen sonrasında bana bu teklif geldi. O yüzden ben şüphelendim. Birkaç büyüklerime sordum. Yani böyle bir durum var. İşte ne güzel falan dediler. Ya dedim bunlar paralel yapının adamları olabilir. Şunu bir araştırın ya dedim. Onlar da bunun üzerine araştırmalarına devam ettiler. Sonra Polat Yağcı beyefendi var, prodüktör. Sağ olsun o çok ilgilendi. O da araştırdı. Ben bu zaten insanları tanıyorum dedi. Yaptığı araştırmalardan sonra. Bir sıkıntı yok dedi. Gidebilirsin dedi. Gitmek istiyorsan dedi.
Ben de böyle büyük bir projenin içinde yer almak istedim. O da Cumhurbaşkanımıza olan gönül bağımdan dolayı. Evet, şimdi biraz önce böyle içinizden geldi, doğaçlama yaptınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini. Peki hayal ediyor musunuz? Karşılaştığınız zaman size tepkisi ne olacak? Hani beğendi mi veya onunla ilgili en azından size tiyo geliyor mu? Zaten büyük bir hayalimdi benim bu. Allah inşallah nasip eder. Çünkü bu reis filminden sonra bu hayalim daha da kuvvetlendi benim. Hani gala gecesinde bir araya geliriz falan diye. Şöyle bir hayalim var benim. Mikrofonu alıp galada Cumhurbaşkanımızın karşısına geçip söyleyeyim mi isterseniz? Buyurun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Kendisinden de şöyle bir cevap hayalim var. Bana da her şey seni hatırlatıyor. Sen miydin o? Gel bakayım buraya kerata. Diyecek gibi böyle bir şeyim var. Çünkü şu an kendisi aslında çok babacan bir insan. Bunu çocuklarla olan diyaloğundan falan da görüyoruz hep. İnşallah. En büyük hayaliniz karşı karşıya kalmak ve bu karşılıklı o hissiyatı. Evet, karşılıklı aynı ses tonuyla bir iki kelime de olsa söylemek benim büyük bir hayalim. Ama bu malum videolardan. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz. Dili dualı, alnı secdeli, dini bütün bir lider. O yüzden de bu alkolle ilgili video yakışmadı. Yani hoş olmadı. O yüzden bir helallik almak istiyorum. En büyük şeyim de bu yani. Evet, çok eleştiren de var. Ve bu noktada çok fazla teklif de geliyordu size. Değil mi? Yakın en azından yanınızda olan insanlar, çevrenizdekiler sürekli Erdoğan'ın taklidini yap diyen var mı böyle? Yaşıyor musunuz? Evet, her zaman yolda karşılaşan insanlar devamlı bana taklit yapar mısın falan filan. Resim çekiliyordu. Yani muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel İzmir'in güzel insanların bana göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakaya bu fırsatta bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Moral veriyor insana bu gibi durumlar. Onun dışında abuk subuk teklifler de alıyorum. Böyle ya bunlara çok girmek istemiyorum ama yani böyle masum teklifler de var. Mesela bir üniversitede genç kardeşimizi öğrenci yurdundan atmışlar. Ya reis Allah aşkına şu müdürü bir ara da beni yeniden aldırsana falan yurda falan gibi. Bunlar masum şeyler ama onun dışında masum olmayan teklifler de oluyor tabii. Evet. Siz şimdi konuştuk ama daha önceden aslında çocukluk yaşlarınızda bir ses taklidi yaptınız, yeteneğiniz olduğunu söylediniz. Kimler var? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle tanıdık ama kimler var hafızanızda? Tabii çok küçükken Kemal Sunal, rahmetli Kemal Sunal, Şener Şen, işte Metin Akpınar, get lan bokar falan gibi şeyler yapılıyordu. Ama tabii onlar geride kaldı. Onlar eski Türkiye'de kaldı. Artık yeni Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın taklidiyle devam ediyoruz. Zaten daha da üstü yok yani. Nirvana'ya ulaştım. Onun üstü yok. Ben de artık çizgimi bozmak istemiyorum zaten. Evet. Peki şimdi izlediğiniz kadarıyla aslında daha çok mitinglerde izlediğiniz kadarıyla taklit yapıyorsunuz. Belki evdeki konuşmaları, onlara ilişkin böyle anekdotlar yapıyor musunuz? Kendiniz hazırlıyor musunuz doğaçlama? Valla annem artık bıktı benden. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bu Amerika'da, Beyaz Saray'da bacak bacak üstüne atsa bile ben bu durumlardan etkileniyorum. Hani o dik duruşu. Daha önce böyle şeyler görmemiştik. Biz alışık değildik millet olarak. Çünkü Cumhurbaşkanımızla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Amerikan devlet başkanının önünde ilk defa ayak ayak üstüne atan bir devlet başkanı gördüm ben. Evet. Bu da beni helal olsun Allah'ına kurban reis diye bağırınca annem yine bizimki coştu falan diyor. Geçenlerde şöyle bir şey oldu. Anneme dedim ki eve geç gitmiştim. Kanım da biraz acıkmıştı. Bir daha ne olacaksın ya? Kalk şu çocuğuna bir yemek yap ya. Bir karnını doyur ya falan gibisinden böyle takılıyorum. Tabii annem de gülüyor artık, ne yapsın, alıştı. Evet. Artık yani. Peki şimdi Kemal Sunal dediniz. Kemal Sunal yapar mısınız? Ya da Metin Akpınar'dan çok küçük bir şey yaptınız ama onun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan sesi dışında bize var mı bir örnek verebilir misiniz? Ya çok yaptım aslında da. Küçük Emrah diye bilinen şarkıcı Emrah'ın. İşte Mahsun Kırmızıgül'ünü yapmıştım bir ara. Evet. Yoğun. Yani bunlara yoğunlaşmam lazım yani benim. Nasıl yoğunlaşıyorsunuz? Yani çok dinlemek, çok filmi izlemek, öyle mi? Etkilenmem lazım yalnız. Sevmem lazım. Sevmediğim birinin taklidini yapamam yani. Yani bir şarkısını sevmem lazım. Ne bileyim, bir hareketini sevmem lazım. Cumhurbaşkanımızın maşallah sevilecek çok sebepleri var. O yüzden onun etkisinden kurtulamıyoruz yani. Kurtulamadığımız için de hep onun taklidini yapıyoruz. Peki Beyaz Perde'de o etkisinden kurtulamadınız. Kemal Sunal. Neler yapabilirsiniz? Veya Emrah yapabilir misiniz şu anda? Ya şu an için değil de daha sonra söz versem. Çünkü yoğunlaşmam lazım dedim ya. Çünkü ben bir de laf olsun diye yapmak istemiyorum bir şey yani. Olmuşken tam olsun. Güzel bir şey olsun diye. Ama benim sayfamın takipçileri de benden aman ha reisten başkasını yapma diyorlar. Çizgiyi bozma. Seni böyle sevdik, böyle tanıdık. Aman ha. Durmak yok. Yola devam.
dediler. Ben de devam ediyorum abi. Videoları çeşitlendiriyorsun sadece. Yani bu videolar da bizim bir eserimiz. O malum iki videoyu kastetmiyorum tabii. Onlar benim için çöp. Keşke olmasaydı dediğim videolar. Ama onlar da benim sonuçta bir eserim. Ne demişler? Eşek ölür, kalır eseri. Semeri, baştan alalım mı? Buyurun. Eşek ölür, eşek ölür. Kalır semeri, insan ölür, kalır eseri. Biz buyuz. Bizim farkımız bu. Evet. Öyle mi? Öyle olsun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz heyecan oldu ama izleyicilerden artık kusura bakmasınlar. Nacizane. Evet. Doğaçlama yapıyorsunuz. Oldu. Araya da değil mi o sözleri, nakaratları siz giriyorsunuz. Yani artık kusura bakmasınlar. Evet. Bütün peki. İzleyenlerinize de iyi seyirler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz Habertürk yayına katıldığınız için. Evet, Gökhan Aslan, onu sosyal medyadan tanıyorduk. Şimdi daha da yakından tanıdık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini çok da aslında yakınımızda hissettik. Sizlere de aktarmaya çalıştık. Senem, şimdi sözü İzmir'den size bırakıyoruz.